Ben çalışacağım. Çalış yapalım. Tamam, ben devam etsin. Ben de toparlayacağım. Kısa söyleyeceğim zaten ben. Tamam. Değerli basın mensupları, Sayın Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'ın rahatsızlığıyla buradasınız. Akşamdan beri de büyük bir gayret gösteriyorsunuz. Tabii ki bu sizin toplum duyarlılığınız ve bilinciniz. Bu nedenle hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün değerli meslektaşlarım, hocalarım size Rauf Bey'in durum hakkında bilgi verecekler. Benim öncelikle söylemek istediğim erken teşhisin ve zamanında doğru teşhisin tedavide ne kadar önemli bir rolü olduğudur. Ki bu da çok şükür bugün ülkemizde sağlanmış bulunmaktadır. Çünkü siz ne kadar hastada bir şey düşünseniz bile eğer bunu uygulama imkanlarınız yoksa, teknikleriniz yoksa başarılı olamazsınız ne kadar bilgili olsanız. Ama çok şükür bugün bu ada ülkesinde bunları sağlamış bulunmaktayız. Bundan dolayı bunları yaratanlara ben teşekkür ediyorum. Ve sözü değerli hocalarıma bırakıyorum size. Sayın Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'ın bugünkü durumu hakkında bilgi verecekler. Sözümü onlara devrediyorum. Buyurun. Ben başlayabilirim. Gece boyunca takip eden doktor olarak. Muayenesinde en başta bir kötüleşme olmadığını söyleyerek başlayabilirim. Bu bizim için erken dönemde gerçekten çok önemlidir. Bir kötüleşmenin olmaması, iyileşmeyle daha uzun dönemlerde esas hastalığın seyriyle ilgili bilgi verir. Bilinci tamamen açıktı geldiğimden beri. Dün de bahsetmiştik, bir miktar uykuya dalışları oluyordu ama bu sabah itibariyle o uykuya dalmaları daha azalmış durumda, daha tepkileri daha hızlı. Herkesi tamamen tanıyor, yakınlarıyla konuşuyor, iletişimi gayet rahat. Bütün komutlarımızı anlıyor. Bilincinde hiçbir kapanma olmadı. Dün de bahsetmiştim, ilk gelişinde sol tarafında hiç hareket yoktu. Ama buradaki izlenimimizde, erken dönemdeki müdahalemizden sonra sol tarafında hafif hafif hareketler başladı. Bu minik hareketler yine devam ediyor. Sol tarafında yine bir kötüleşmemiz yok. Nörolojik açıdan bu şekilde daha ilerleyen günlerdeki muayenelerimiz uzun dönemdeki cevabıyla ilgili bize yardımcı olacaktır. Onun için o uzun dönemdeki karşılayacağımız bulgular, uzun dönemde nasıl bir durumda olacağını tabii ki günlük muayenelerimizle size bildireceğiz. Şu anda onları takip, tahmin etmek çok güç olur. Ama bir kötüleşme olmaması çok önemli gerçekten. Minik minik iyileşmeler olması çok sevindirici bizim için. Diğer bölümlerle de gece boyunca ayrıntılı takipleri devam ettim. Özellikle daha önceden de kalp problemleri olduğu için kardiyak açıdan çok yakın takip edildi. Kalple ilgili herhangi bir sorun yaşamadık, tansiyonuyla ilgili, özellikle ritmiyle ilgili de. Böbrek fonksiyonları, diğer bütün organ sistemine de ilgili fonksiyonları dahiliye bölümünce de yakın takip edildi. Diğer açılarda da herhangi bir sorun yaşamadık. Bu sabah itibariyle de bir kontrol görüntülemesini yaptık, beyin MR'ını yaptık. Belki onunla ilgili görüşlerde Erkan Bey aktaracak. Sabah MR'ın şöyle bir önemi vardı bizim için. Hem beyindeki oksijensiz kalmış yerleri bize gösterecekti. Hem de bir ameliyata ihtiyaç duyulabilecek bir kanama ya da ödem şişme olup olmadığını bize gösterecekti. MR'da ilave bir kanama olmadığını, bu oksijensiz kalan bölgenin önemli ölçüde sınırlandığını ve aslında beynin hareket ettirici yerlerinin hemen komşusunda olduğu, tam üzerinde olmadığı ve nispeten çözülebilecek bir şekilde olduğunu gördük.
Bu bize çok ümit verici. Bir ileri cerrahi girişimin ya da daha acil başka bir müdahalenin mecbur olmaması şu anda oldukça iyi. Arkadaşlarımın söylediği gibi şuurunun bugün daha açık, daha alert olması bizimle daha kolay pek çok şeyi tam olarak açıkçası hatırlıyor olması, biliyor olması bizi çok ümitlendirdi bugün. Yakın takip ve yakın tedaviyle inşallah çok daha iyiye gideceğine inanıyoruz. Herkese geçmiş olsun diliyoruz. Eğer sorunuz varsa sorularınızı alabiliriz. Ne zamanda burcu olacak konusunda öngörünüz var mı efendim şimdi? Daha bunu kestirmek için, öngörmek için çok erken. Tedavisi daha devam edecek. Her geçen gün hayati tehlikesi daha azalacaktır. Daha güvenliyiz. Bugün daha rahat konuşabiliyoruz bu konuda tabii. Ama biraz zamana ihtiyacımız var. Peki hocam, yoğun bakımda tutulması konusunda hani bir rahatlama olacak, bunların meselesi ne zaman geçecek? Bugün yoğun bakımda geçireceğiz. Çünkü yoğun bakımda monitorizasyon dediğimiz çok yakın takip, anlık takip yapma şansımız var. Henüz kardiyak olarak çok yakın takip etmemiz lazım ve emin olmamız lazım tekrar bir pıhtığı atmaması için. Dün geceyi Amber hocamızın da söylediği gibi oldukça stabil geçirdi kardiyak açıdan. Çünkü pek çok siz aslında beni görüyorsunuz ama pek çok kalabalık bir ekip takip ediyor. Bunun içinde kardiyoloji, dahiliye hekimleri, tabii ki nöroloji başta olmak üzere nöroloji hekimleri, beyin cerrahisiyle birlikte, radyoloji ekipleri hepsi birlikte, bütün organların hepsinin iyi olması lazım. Yeni problemler yaratmaması lazım bize. Onun için bir süre daha yoğun bakımda durmasını istiyoruz. Tabii. Hastalığı şu, dün saat 17.30 civarında Sayın Kurucu Cumhurbaşkanımız beynine giden damarlardan birisi kalpteki ritim bozukluğuna bağlı olarak tıkandı ve beynin bir kısmı oksijensiz kaldı. Buna bağlı da şuurunda bir bozulma oldu ve sol tarafı felç oldu. Erken müdahale edildi ve ana damarın açıldığı görüldü müdahale neticesinde ve sol tarafının hareketi başladı tekrar. Bunu erken müdahaleye bağlıyoruz. Bu önemli bir hastalıktır. Çok ciddi bir hastalıktır. Hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hayatının kurtulması için çok çaba sarf ediliyor. Şuuru iyi, şuurunun iyi olması çok önemli. Sol tarafının hareket etmeye başlaması bize iyileşme olduğunu gösteriyor. Bunu MR filmiyle de biz bugün sabah tekrar konfirme ettik, tekrar onayladık. MR filminde de hem kliniği iyileşiyor, hem radyolojik olarak iyileşiyor. Filmleri de iyileşiyor. Bunun ikisinin birlikte olması da bizi son derece ümitlendirdi. Umarım faydası olmuştur. Hocam, şu an itibariyle hayatı gördüğünüz diyemeyiz. Diyemeyiz ama şimdi daha güvenli konuşuyoruz. Bir komplikasyon eşlik etmediği takdirde ki dün gece çok önemliydi. Böyle bir problem yaşamadık. Özellikle kalp ritmiyle ilgili. Yeni bir şey olma ihtimali tabii ki var ama düşük, çok düşük. O olmasın diye de pek çok ilaç tedavisi alıyor. Riski devam ediyor tabii. Önemli bir hastalık çünkü bu. Çok önemli bir rahatsızlık. Fakat her geçen gün, her geçen saat bizim lehimize
iyileşmeye doğru adım adım inşallah gidiyoruz. Evet, ben ulaşan ulaşamayan ama dualarını eksik etmeyen tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Dua edip, ekibe güvenip beklemeye devam edeceğiz. Ümit ediyoruz ki her geçen gün, her geçen an daha iyi haberlerle buraya çıkacağız. Dua edeceğiz. Başka çare yok.